Dubai sabahında Porsche Macan GTS'e hoş geldiniz. Bir şey ve 100 kilometredeyiz. Fakat Dubai'de olduğumuzun en güzel kanıtlarından biri tam karşınızda. Bir deve bizi ziyarete geldi. Evet, bu güzel Ağustos Dubai sabahında Porsche Macan GTS'e hoş geldiniz. Her zaman yaptığımız gibi ve siz sayın izleyicilerimizden, sevgili izleyicilerimizden aldığımız geri bildirime göre çok sevdiğiniz GoPro turunu yapacağız. Bu arada işte like'larınız, yorumlarınız vesaire için tekrar çok teşekkür ederiz. Siz bizim videolarımızı sevdikçe biz de videolarımızı yapmaya devam edeceğiz. Evet, çok da fazla konuşmayayım. Karşımızda Porsche Macan GTS. Havalar biraz sıcak. Bunu biraz hızlıca yapmaya çalışacağım. Demin baktım, size de göstereyim. 48 dereceydi şu anda. Ağustos başı Dubai çölündeyiz her zamanki gibi. Evet. Önden baktığımız zaman normal mekanlere biraz benziyor. Pardon. Fakat karartılmış olan ön ızgara arabaya çok daha fazla agresif bir görünüş sağlıyor. Bu da bence spor, yani GTS modelinde çok güzel olmuş. Ön farlara bakınca farlar hafif böyle karartılmış üst tarafa doğru. Bu da bence mükemmel bir hava yaratmış. Tanjerin oranj dedikleri, yani metalik tanjerin dedikleri bir renge sahip araba. Tam ismini bulurum. Tanjerin olmayabilir ama neyse. Doğrusunu yazarız oraya. Çok güzel bir renk olmuş. Bu Macan GTS'teki en özel renklerden biri. Lastiklere geliyoruz. Lastikler görebildiğimiz gibi 21 inç şahane siyah jantlar. Ondan sonracığıma şahane kırmızı kaliperler. Tabii bunları sarı da yapabiliyorsunuz. İsteğinize göre Porsche'de. Yanda güzel bir GTS arması burada. Buradan böyle yandan baktığınızda, şöyle gezelim arabayı. Şahane bir görünüşü var. Tabii bu biraz böyle Cayenne'in küçüğüne benziyor. Fakat bence Macan Cayenne'den daha da şık bir araba. Arkadaki yeni nesil Porsche'lerde gördüğümüz arka far. Yani bakın, buradan böyle en bu tarafa kadar gidiyor. Şahane. Dörtlü egzost. Gene mükemmel. Bayılıyorum bu arabanın arkadan görünüşüne. Yani bu kadar mükemmel bir dizayn hakikaten olamazdı. Geçen gün şeyi yapmıştık. Levante'yi, Maserati Levante GT'yi. O da mükemmeldi, fakat açık söylemek gerekirse bu biraz daha fazla hoşuma gitti. Bu yani boy olarak da biraz daha küçük bir araba ama müthiş. Gelin hemen şeyi göstereyim size. Bagaj buradan açılıyor. Şurada küçük bir düğme bastık. Otomatik bagaj tabii ki. Çok büyük bir bagaj değil. Yani bu neticesinde bir Station crossover SUV'ye denk gelen, yani Station'a denk gelen bir araba olması lazım. Çok da büyük bir bagaj değil ama önemli değil. Bakın, bagajda iki opsiyonunuz var. Bir tanesi normal kapatma. Bu da kapatıyorsunuz ve arabayı kilitliyor. Güzel bir opsiyon yapmışlar burada. Bunu da böyle kapattık. Şimdi efendim, arka koltuğa gelince, arka koltukla benim biraz alıp veremediğim var açıkçası. Çünkü bu kadar büyük bir araba için bana sorarsanız biraz ufak yapılmış. Aynen, size göstereyim. Bakın. Önde şu benim koltuğum. Bu hatta biraz daha önde. Çok bir yer yok. Hemen şimdi mesela bindik arabaya. Koltuğu çevirdik. Bakın. Çok bir yer yok. Yani bu bana sorarsanız iki büyük, iki yetişkin, iki de çocuk için arkada öyle çok bir yer yok. Ama hani içi şahane tabii. Moonroof, açılıp kapanan vesaire. Çok arabanın içinde kalmayacağım. Klima kapalı ve müthiş sıcak. Dışarısından daha da sıcak. Ondan sonra gelin isterseniz bir de her zaman yaptığımız gibi motora da bakalım. Motor her zaman benim ilgimi çekmiştir. Bu arabada tabii nispeten küçük bir motor var. Sadece 2 litre. Buradan açalım. Sadece 2 litre 4 silindir. Fakat 440 beygir üretiyor. Bakın, açtık hep beraber. Öyle çok görecek bir şey yok. Evet, orada kaportayı açtım. Bir anda bir hafif bir şok oldum. Çünkü şöyle bir şey var. Ben bu arabanın detaylarını okumuştum. 2.9 V6 yazıyor. Yani 6 silindir. Ondan sonra Porsche'nin bize verdiği, bakın efendim. Porsche Macan GTS 440
beygir 2 litre 4 silindir turbolu motor yazıyor burada. Bakın sizin de görebildiğiniz gibi bir Porsche'nin bize verdiği. Fakat motoru açınca motorda gördüğümüz 2.9 litre 6 silindir GTS motoru. Bu da Porsche'nin yaptığı nadir yanlışlardan biri olarak düşünüyorum. Arabayı bugün iade edeceğim. İade ettiğim zaman da bunu belirteceğim. Bu da ne demek oluyor? Bütün videoda yaptıklarım, İngilizce ve Türkçe yaptığım videoda ben devamlı buna 2 litrelik, 4 silindirlik bir araba olarak hitap ediyordum. Benim de ilgimi çekmişti. Çünkü bu hakikaten 2 litre araba nasıl bu kadar hızlı gidiyor diye ben de düşünüyordum. Neyse biz turumuza devam edelim, Türkçe turumuza. Affolsun o zaman, 2.9 litre 6 silindirlik bir motorumuz var. Bakın motorun içi zaten kumbum dolmuş. Öyle oluyor. Evet efendim, bunu da kapatıyoruz. Gelin hep beraber bir de arabanın içine girelim. Çünkü hakikaten hava çok çok sıcak şu anda. Hemen arabanın içine girip arabanın içinde beraber dolaşalım bakalım. İçeride klimayı çalıştırabiliriz. Hemen klimayı, arabanın kontağının size nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Bu çok enteresan. Bakın kontak sol tarafta. Şunu açayım biraz klima gelsin, anlatacağım. Neden sol tarafta? Çünkü yıllar yılı Grand Prix'lerde, yarışlarda vesaire bu arabalara dışarıdan koşarak biniyorlar. Yani şöyle göstereyim, hadi sıcak önemli olmasın. İşte Le Mans yarışlarında vesaire diyelim. Arabanın dışında duruyordunuz böyle. Güdük çalar veyahut da şey çalar. O zaman bir anda koşarsınız, koşarak kapı açılır, arabaya girersiniz ve arabaya girerken kontağı açarlarmış, çalıştırırlarmış daha ziyade. Ve tamamen hani buradan kurtaracağınız 1-2 saniye için bile Porsche böyle bir şey yapıyor. Ve şu anda hep Porsche'lerde görürsünüz, hep sol taraftadır kontak. Tabii İngiltere'de olduğu zaman bu aynı şekilde sağ tarafta olduğunu düşünüyorum. Fakat İngiltere'de pardon henüz Porsche kullanmadım. Ona da tekrar bakarız. Evet efendim, gelelim arabanın içine. Şahane bir direksiyon. Her zamanki gibi şöyle gösterelim pardon. Şahane bir direksiyon. İşte burada bir takım kumandalar, burada bir takım kumandalar. Cruise control burada. Vites kolları burada tekrar. Paddle shift. Çok güzel analog bir ekran. Bakın şu ikisi analog. Burada da GTS yazıyor. Bu elektronik bir ekran. Bunu böyle değiştirebiliyorsunuz farklı şeylerle. Bakın navigasyon oldu. Şey oldu vesaire. Ortada neredeyse 11 inçlik güzel bir infotainment sistemi var. Apple CarPlay olabiliyor bu. Bakın bir sürü şeyi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Taycan'daki gibi klimayı da buradan kontrol etmiyorsunuz. Böyle kontroller var. Taycan videomuzu da seyretmeyi unutmayın. Onu da videoya koyarız şimdi. Ondan sonra telefon, medya vesaire aplikasyonlar gayet güzel. Orta konsola gelince, bakın buyurun, orta konsol 911'lerden veya başka yeni nesil Porsche'lerden tanıyacaksınızdır bunu. Soğutmalı koltuk, ısıtmalı koltuk, klima kontrolleri, gene klima kontrolleri. Burada bakın bu off-road olduğu için off-road'a basıyorsunuz ve araba aşağı indi. Ondan sonra yukarı çıktı böyle. Off-road'a ayarlıyor. Burada işte yokuş aşağı inerken kontrolü, bu şey cruise control, radarlı cruise control için, işte arabayı açıp kapatmak için park sensör vesaire, bütün kontroller burada gayet güzel. Yani çoğu arabada hep bunu söylüyorum, çok fazla elektronik yapıyorlar fakat bunda çok elektronik yok. Tam ortada Chronopack ile beraber gelen çok şık bir saat, şahane. Dış rengiyle iç rengini ahenkli yapmışlar, bu çok güzel. Bunlar tabii hep ekstra opsiyonlar. Aynı şekilde bakın burada bir Porsche arması var, şahane bir opsiyon. Buradaki roof bakın çok güzel açılıyor. Hakikaten arabaya çok güzel bir hava veriyor ama o kadar sıcak ki hiç onu açmaya niyetim yok. Arka koltuklarda dediğim gibi çok şahane, rahat değil ama ben arabayı kullandığım için çok da bir şey söylemiyorum.
Porsche hakkında neyi seviyorum biliyor musunuz? İster Cayenne, ister içinde bulunduğu Macan GTS, ister 911 Turbo olsun, hiçbir arabada Porsche'nin spor ruhundan, spor karakterinden feragat etmiyorlar. Ve bu da benim çok çok hoşuma gidiyor. Mesela şimdiki Macan'daki gibi. Şu performansa bakın. Şu mükemmelliğe bakın. Yani araba yaptıkları zaman, hakikaten Porsche bir araba ürettiği zaman muazzam işler başarıyor. İşte gelin karşımızda Macan GTS. Hep beraber içini bir gezelim. Şahane bir direksiyon, müthiş bir kabin, çok konforlu, çok lüks tabii. Performansı da cabası, onu da birazdan hep beraber test edeceğiz. Fakat gelin size bir iki tane özelliğini göstereyim. Mesela burada bir drive mode diye bir şey var. Burada tabii drive modu bu küçük düğmeden değiştirince individual, yani size özel, normal, spor ve spor plus olarak değiştirebiliyorsunuz. Fakat diyelim ki normaldesiniz, önünüzde bir otomobil var. Bu otomobili geçmek lazım, bu otomobili sollamak lazım. O zaman ne yapıyorsunuz? Bu ortadaki düğme var, mod ve drive düğmesi, yani drive modun tam ortasında. Bu düğmeye bastığınız takdirde araba bir anda, bakın yapıyoruz, 20 saniyeliğine 4500 devire çıktı. Basıyorsunuz ve size anında bir tork veriyor. Bu tamamen öndeki arabayı sollayabilmeniz için yaptıkları şahane bir opsiyon. Ha, çok önemli bir opsiyon, çok gerekli bir opsiyon mu? Hayır değil. Bakın 3, 2, 1, 0 ve hop tekrar vites düşüyor ondan sonra. Yani bu takeover mod, sollama modu devre dışı kalıyor. Dediğim gibi çok önemli mi, çok gerekli mi? Hayır değil ama neden olması müthiş bir özellik. Çok hoşuma gitti, gene yapacağım. Mesela önünüze, önümde olduğu gibi yavaş bir otomobil çıktı. İşte 60'la gidiyorsunuz, baktınız arkadan araba geliyor, basıyorsunuz düğmeye, bir anda tork yukarı çıkıyor. Hiçbir gecikme olmadan size, yani esasında bunun yaptığı, bir anda vitesi değiştiriyor, düşürüyor, gerekli torka getiriyor arabayı, gerekli RPM'e getiriyor daha ziyade, yani devire, ve bastığınız an hiçbir gecikme olmadan, hiçbir geç kalma olmadan, gecikme daha doğru bir laf, gecikme olmadan vın diye arabayı geçiyorsunuz önünüzdeki. Müthiş bir özellik, benim çok hoşuma gitti. Onu bir yolda giderken göstereyim dedim. Şimdi de gelin bakalım Sport Plus'ı alalım. Güzel bir viraj geldi. Tabii Porsche'nin özelliklerinden biri yol tutuşu. Müthiş bir yol tutuşu bu, bir crossover olmasına rağmen. Şuna bakın. Yani sanki bir 911 kullanıyorsunuz. Tabii bu normal Macan'lara göre, bu bir Macan GTS, normal Macan'lara göre biraz daha sert bir süspansiyona sahip. Bakın buraya bakın, şuradaki kameradan görürsünüz. Bu esasında, bunları ben tekrar yavaşça izah edeceğim ama şimdi biraz heyecanlandım. Arabaya bindim, muazzam bir şey. Bunlar esasında Porsche'nin eskiye dayanan havacılıkla olan alakasıyla ilgili. Buraya, yani havacılıkta olduğu gibi, uçaklarda olduğu gibi buralara düğme koyarlar ya, o düğmeler gibi yapmışlar burayı. Sanki bir uçakta gibisiniz. Esasında öyle çok da enteresan şeyler yapmıyor. Yani ışıkları vesaire kontrol ediyor burada. Hatta buradaki düğmeler boş, sağ taraftaki. Belki başka opsiyonlar da geliyordur buraya. Mesela daha evvelki 911'lerde de ortada, burada uçaklarda olduğu gibi düğmeler vardı. Burada böyle düğmeleri açıp kapatırdınız. Şimdi biraz arabanın performansına gelince, düz yolda arabayı kullanmak hakikaten çok rahat, müthiş konforlu. Dediğim gibi daha evvelki Macan'lara göre belki biraz daha sert bir süspansiyona sahip. Onun için normal Macan'lar, işte Macan, Macan S gibiler daha rahat olabilir. Ama sonuçta rahattan feragat ettiğiniz zaman bu arabada müthiş bir performans sizin oluyor. O performansı da şimdi hep beraber 0-100 yaparak birazdan bakacağız. Biraz ileride hep benim 0-100 yapmayı sevdiğim bir yer var. Gayet güzel, hem güvenli bir yer, hem kanunlar dahilinde bir yer. Yani yasal 100 kilometrenin üzerinde hız sınırı olan bir yer. Gidelim orada hız denememizi yapalım. Evet,
0-100 testine hoş geldiniz. Macan GTS'deyiz. Tabii 0-100 testi launch control ile yapılıyor. Hemen bu drive moddan Sport Plus'a alıyoruz. Sol ayağımızı frene basıyoruz. Sağ ayağımız sonuna kadar gaz pedalına basıyoruz. Launch control activated ve araba nasıl yukarı kalktı? Ve 100 kilometre. Evet. Evet. Uzun zamandır bir araba beni bu kadar heyecanlandırmamıştı. Onun için tekrar yapacağım. Hemen launch control yapıyoruz. Sol ayak, sağ ayak, launch control engaged. Bakın nasıl yukarı kalkıyor ama müthiş bir şey. Ve 100 kilometredeyiz. Muazzam bir hız. Hiç beklemezdim. İnanın hiç beklemiyordum. Yani evet, rakamlar ortada. 4.3 saniyede çıkıyor 100 kilometreye. Ama biz daha önce ne arabalar kullandık, çok daha hızlı yapıyor bunu. Fakat artık araba hafif yukarıda olduğu için mi veyahut da Porsche'nin bu müthiş delivery, yani o hızı yola nasıl aktardığından dolayı mı, şahane bir şey. Müthiş heyecanlandırdı beni. Hatta şöyle söyleyeyim size, daha evvel söylemiştim. 160 kilometreye ben size söyleyeyim 10.7 saniyede, 200 kilometreye de 17.1-17.2'de çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam onlara da bakar tekrar söylerim. Ama gerçekten müthiş bir performans. Hakikaten çok hoşuma gitti. Evet. Böyle güzel videolar görmek istiyorsanız veya daha fazla otomobil videosu görmek istiyorsanız lütfen kanalıma üye olmayı unutmayın. Alp Sarper, YouTube, Instagram hepsinde var. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Teşekkürler.